Gönderen kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Bir ayda nasıl 10 kilo verdiğimi anlattığım videomdan sonra birçok soru aldım. Spor rutinim, neler yediğim, diyet listem, hangi hareketleri uyguladığımla ilgili birçok soru aldım. Hepinizin sorusunu tek tek cevapladım, videolar çektim. Ama hala her gün aynı soruları aldığım için bütün soruları bu videoda cevaplamak istedim. Tüm soruları buraya not aldım. Tek tek hepsini cevaplayacağım. O zaman hadi başlayalım. İlk soru, bir ay boyunca uyguladığın diyeti yapsam kesin 10 kilo verir miyim? Sanırım sorular arasında sorulan en çok soru bu olmuştu. Çünkü herkes direkt kesin sonuç almak istiyor. Ama maalesef ben kimseye şu kadar günde şu kadar kilo verebilirsin gibi bir şey söyleyemem. Çünkü herkesin vücut yapısı, yağ oranı, işleyişi, kilosu birbirinden farklı. Mesela bir kişi bir ayda 10 kilo verebilirken diğer bir kişi belki 2 ayda 10 kilo verebilir. Hiç belli olmaz. Tek kesin söyleyebileceğim mutlaka kilo verebileceğiniz. Bu belki 10 kilo olabilir, belki 5, belki de 11. Hiçbir kesinliği yok. Sadece yılmayın, pes etmeyin. Siz istediğiniz sürece, istediğiniz kadar, süresi ne kadar uzun olursa olsun kilo verebilirsiniz. Diğer bir soru, muzlu hurmalı smoothie'yi her gün mü içiyordun? Hayır, her gün içmiyordum. Tatlı abur cubur yemediğim için meyve yiyerek karşıladım ben tatlı ihtiyacımı. Ama bir süre sonra sürekli meyve yemek insanı sıkıyor. Ben de sıkıldığım zamanlar için bulmuştum bu tarifi. Haftada bir ya da iki kere içiyordum bu smoothie'yi. Bu arada tarifi bilmeyenler olabilir. Benim gibi sürekli meyve yemekten sıkılanlar olabilir. Çok kolay, lezzetli ve pratik bir diyet tatlı tarifi. Öğrenmek isteyenler için de açıklamalar kısmında tarifi yazacağım. Diyet yaparken kaçınmam gereken yiyecekler neler? Diyet yaparken kesinlikle protein ve vitamin ağırlıklı beslenmeniz gerekiyor. Karbonhidrat ve tatlıdan da kesinlikle kaçınmalısınız. Mesela en büyük karbonhidrat ekmek. En başta ekmeği bırakmalısınız. Bir anda ekmek yerken bırakmak çok zor olacak. Ben de yaşadım aynı şeyleri. Bu yüzden kepekli ekmeğe geçiş yapabilirsiniz yavaştan bırakmak için. Şekeri de tabii ki mutlaka bırakmalısınız. Mesela ben çay içerken şeker kullanıyorum ve şekeri bırakamıyorum. Bu yüzden şekerli içmemek için çay içmiyorum. Onun yerine yeşil çay içebilirsiniz. Hem daha sağlıklı, hem metabolizmayı hızlandırmak, kilo vermek için çok etkili. Tatlıdan ve abur cuburdan da tabii ki kaçınmalısınız. Tatlı yememek için meyve ve az önce de dediğim gibi muzlu hurmalı smoothie içebilirsiniz. Bu arada hurma sevmeyen birçok kişi mesaj attı. Hurma yerine başka bir şey koysak olmaz mı diye. Öncelikle hurmayı ben de sevmiyorum ve yemiyorum. Smoothie'yi içmeden önce de çok tereddüt etmiştim aslında. Ama gerçekten içerken hiçbir tat almıyorsunuz. Ayrıca içinde sadece muz ve hurma yok. Yulaf, ceviz ve süt de var. Yani biraz tat gelecekse bile onlar tadı kapatıyor. Yine de tüm bunlara rağmen koymak istemezseniz de sevdiğiniz bir meyveyi koyabilirsiniz. Okuldaki yiyecekler sağlıksız. Bu durumda ne yapmalıyım? Evet, maalesef okuldaki yiyecekler çok sağlıksız. Sürekli fast food ağırlıklı yapıyorlar. Ayrıca içine ne tür malzemeler koyduklarını da bilmiyoruz. Bu yüzden size önerebileceğim tek şey kesinlikle yiyeceğinizi evden getirmeniz. En azından getirdiğiniz yiyeceğin, yemeğin sağlıklı olduğunu bileceksiniz. Yemek olarak da kepekli ekmeğin arasına sandviç yapabilirsiniz. Bunu önerdiğim bir takipçim ama doymayacağım demişti. Evet, doymayacaksınız. Çünkü başta mide büyük, yediğiniz yemek küçük olmuş olacak. Sakın doymak için daha fazla ekmek yemeyin. Evet, o kepekli ama sonuçta bir ekmek. Eğer çok çok zorlayacaksa size, tıkamak için diyet bisküvilerinden yiyebilirsiniz. Ya da elma yiyebilirsiniz, muz yiyebilirsiniz. Artık hangisini seviyorsanız. Bir ay içinde 10 kilo verdiğinden dolayı çatlaklıklar hiç ortaya çıkmadı mı? Hayır, çıkmadı. Çünkü ben oturduğum yerden bir ayda 10 kilo vermedim. Sürekli hareket halindeydim. Sürekli bir azimle spor yapıyordum. Elimden geldiğince yürüyüş yapıyordum. Bu yüzden olsa gerek vücudumda çatlaklar oluşmadı. Zaten yoktu. Verdikten sonra da çok şükür oluşmadı. Bu diyet listesini bir süredir uyguluyorum. Ama arkadaşlarımla buluştum. Dışarıda fast food yemek zorunda kaldım. Böyle durumlarda ne yapmalıyım? Bu konu bence kesinlikle iradeli olmakla, azimli olmakla alakalı. Benim de en büyük artım buydu bence.
Kendimi her zaman motive ettim. Abur cubur yemedim. Ben de arkadaşlarımla dışarı çıktım mesela. Ama fast food yemedim. Kendimi hep tuttum. Yani kısacası ben ne kadar şunu yap, bunu yap desem de iş sizde bitiyor. Kendinize hakim olmanız, iradeli olmanız gerekiyor. İşin en zor kısmı da bu bence. Bir şekilde azimli olup kendinize hakim olabilirseniz kilo verdiğinizde ne kadar mutlu olacağınızı tahmin bile edemezsiniz. Ve son soru. Günde 8 kilometre yürüyerek kilo verebilir miyim? Maalesef günde 10 kilometre bile yürüseniz sadece yürüyerek kilo veremezsiniz. Spor yaparak evet kilo verebilirsiniz. Ama sadece yürüyüş yaparak kilo veremezsiniz. İnsanlar bunu her zaman yanlış biliyor. Yürüyüş yapmak vücudu sadece sıkılaştırıyor. Sallanan yağlar toparlandığı için insanlar kilo verdiklerini sanıyorlar. Ama öyle değil. Bu arada son soru dedim ama son soru değil. Daha birçok soru var. Ama bütün soruları bu videoda cevaplasam çok uzun olacaktı. Bu yüzden part part çekmeyi düşündüm. Ayrıca sizin de tepkilerinizi görmek istedim. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız da mutlaka çekeceğim. Son olarak benim söylediklerimi uygulayıp azimli olup kilo veren kişilere değinmek istiyorum. Benim için gerçekten çok mutluluk verici ve gurur verici bir şey bu. Söylediklerimi önemseyip kilo vermeye çalışmışsınız ve sonunda da başarmışsınız. Sizleri çok tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım başka kişilere de örnek olur ve sizler de kilo verebilirsiniz. Ve bu videonun sonuna geldik. Umarım sizin merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz soruları cevaplamışımdır. Eğer cevaplamadıysam bu videoların devamını çekeceğim. Bana sormak isterseniz aşağı yorum bırakabilirsiniz ya da bana Instagram'dan DM atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.